Evet, ilk olarak Cumhuriyet döneminde saf şiir dönemini işlemiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Burada saf şiir yani öz şiir anlayışını devam ettiren sanatçılarımız vardı Cumhuriyet döneminde. Özellikle bunlar Ahmet Muhit Taranas, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Muammer Lütfü Bahşi, Sabri Esat, Siyavuşgil, Nabi Nayır, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solak, ve Ziya Osman Seba ve Kenan Hulusi Koray'dı. Hatırlayacak olursanız bu son saydığım 7 kişi 7 meşalecileri oluşturacaktı arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer öz saf şiirle alakalı bir soru gelecekse muhakkak Ahmet Muhit Taranas'tan, işte Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, Ahmet Haşim'den, ondan sonra Cahit Sıtkı Tarancı'dan, Necip Fazıl Kısakürek'e dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise Sabahattin Eyüboğlu ile Halikarnas Balıkçısı Azra Erhat ile birlikte yeni bir Anadolu'cu görüşü ortaya atılmıştır. O zaman size sınavda eğer Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı veya Azra Erhat gelirse muhakkak verilmesi gereken kelime Anadoluculuk arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin, tamam mı? Anadoluculuk kelimesi unutmayın. Cumhuriyet döneminin genel olarak eserlerine baktığımız zaman bir sezgicilik, bir varoluşçuluk ve bir gerçek üstücülük arkadaşlar akımları karşımıza çıkacaktır. Demek ki Cumhuriyet döneminde etkin olan akımlar özellikle sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçek üstücülük. Eğer hatırlayacak olursanız arkadaşlar biz ne demiştik o işte bireyin iç dünyasını anlatan eserlerde veya toplumcu gerçekçi eserlerde ya da postmodernizm eserlerde özellikle sezgicilik, varoluşçuluk ya da gerçek üstücülük gibi edebi akımlar kullanıyor demiştik arkadaşlar. Başka bir maddede ise sezgicilik edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girmiştir ve özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ve Asaf Halet Çelebi'dir arkadaşlar. Önemli şairleri etkilemiştir. Tekrar söylüyorum. Sezgicilik bizim Cumhuriyet dönemimizde edebiyatımıza girmiş bir edebi akımdır. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ve özellikle Asaf Halet Çelebi de karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Sezgicilik akımı Cumhuriyet döneminde. Eğer Burak'cığım gelmeyecek dersler yoksa gelsinler tabii ki bekliyorum. Gelebilirler. İzin almanıza gerek yok. Gelebilirler tabii ki. Çünkü diğer sınıflardan da gelecek var. Onun için bekliyorum. Biraz yavaş gideceğim onun için. Evet fark ettim. Geometri dersiyle biraz. Buracığım ya çakışma olmuş. Onu ayarlayamadık bir türlü. O zaman bir iki dakika daha bekliyorum. O zaman şöyle baktığımız zaman demek ki öz saf şiire özellikle dikkat etmemiz lazım. Cumhuriyet döneminde gerçekten etkin olan edebi bir şiir anlayışı arkadaşlar. Saf öz şiir. Ona özellikle dikkat etmemiz lazım. Özellikle bakın Ahmet Hamdi Tanpınar'la özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'da Cahit Sıtkı Tarancı'da Necip Fazıl Kısakürek'e dikkat etmek lazım. Yedi meşalecilere dikkat etmek lazım. Ve eğer Anadoluculuk kelimesi ifade olarak karşımıza çıktığı zaman yine Cumhuriyet döneminde Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat'a çok dikkat etmeniz lazım. Ve yine aynı şekilde Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkan sezgicilik, varoşçuluk ve gerçek üstücülük gibi akımların etkisi de görülmüştür. Valla Buracığım bilmiyorum o şey çakıştı. Olmazsa o dersi devam edin yani bilmiyorum. Ben buradan devam ediyorum tamam mı? Ben yine zaten dosyaları atacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Özellikle arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bakın bu Cumhuriyet döneminde hani özellikle sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tanesi aruz ölçüsünün devam ettirildiği dönemde arkadaşlar. Aruz ölçüsü biliyorsunuz Servet-i Fünun'da biraz böyle kırılma noktasına gelmişti. Artık hareket edebilecek bir durumu yoktu. Fakat Cumhuriyet döneminde bazı sanatçılarımız bunları devam ettikleri de olmuştur arkadaşlar. Özellikle dikkat etmemiz gerekenler Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı gibi
Cumhuriyet dönemi öncesinde eser vermeye başlamış bazı şairler aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmiştir arkadaşlar. O zaman her ne kadar bakın Cumhuriyet öncesinde edebiyat yaşantısına başlıyor. Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı gerçekten bunlar aruzun üstadı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Hatta Tevfik Fırat da buna da dahil edebiliriz. O da aruzu düzgün bir şekilde güzel bir Türkçe ile kullanmıştır arkadaşlar. Demek ki Cumhuriyet dönemi öncesinde başlayıp aruzu devam ettiren dediğimizde Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı Cumhuriyet döneminde aruz ölçüsünü kullanan, devam ettiren sanatçılar arasında yer almaktadır arkadaşlar. Baktığımız zaman Suud Kemal Yetkin yazın yaşamına Suud Saffet takma adıyla şiir ve mensur şiirler yazarak başlamış ve bir edebiyat profesörüdür arkadaşlar. Suud Kemal Yetkin hani Servet-i Fiyun'un döneminde karşımıza gelir mi? Gelebilir ama özellikle dikkat edilmesi gereken mensur şiirler kısmına dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bunun dışında Eflatun Cem Güney folklor araştırma çalışmaları yapmış, halk hikayelerini, masalları ve efsaneleri derlemiştir. Size ben burada bir şey söyleyeceğim. Özellikle Eflatun Cem Güney ile alakalı. Eğer sana sınavda bu şahsla alakalı şöyle bir tabir kullanırsa bir yere de notunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Masalcı dede. Tamam mı? Masalcı dede. Hatta ben buraya onun şeyini de almak istiyorum. Şöyle notunu da almak istiyorum. Masalcı dede arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayın. Masalcı dede kelimesi gördünüz mü? Hemen aklınıza ne gelecekmiş? Eflatun Cem Güney arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Eflatun Cem Güney eşittir masalcı dede. Tamam mı? Sınavda çıkarsa onu da işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonra eserlerinde kendi türettiği farklı söyleyişlere sahip kelimelere, az bilinen sözcük ve deyimlere sıkça yer veren Salah Birsel alaycı bir üslubu vardır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. Kendisine has ürettiği kelimeler vardır ve bunları alaycı ve mizahi bir üslupla verir Salah Birsel arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yine Türk edebiyatında bir ilklerden karşımıza çıkacak. İsmail Habip Sevük. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminin, bakın İsmail Habip Sevük, Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi olarak kabul edilen Türk teceddüt edebiyat tarihini kaleme almıştır arkadaşlar. İsmail Habip Sevük. Eğer bu adamla alakalı bir soru gelirse kesinlikle Türk teceddüt edebiyat tarihi eseri muhakkak çıkacaktır. Bu Cumhuriyet döneminde bir ilktir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. İlk edebiyat tarihi olarak karşımıza çıkar. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Özellikle yine Özsaf şiire baktığımızda Özsaf şiirin ilk temsilcileri Fecri Ati döneminin en önemli sanatçılarından biri olan Ahmet Haşim ve yine Cumhuriyet dönemi sanatçılarından Yahya Kemal Beyatlı Özsaf şiirin ilklerinden sayabiliriz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten Ahmet Haşim'in özellikle Piyale adlı eserindeki ön sözle Özsaf şiir başlamıştır zaten arkadaşlar. Özellikle onu da yine vurgulayacağım yeri gelince, tamam mı? Sonra yine sınavda özellikle metin içerisinde hani Necip Fazıl Kısakürek için Özsaf şiir anlayışının temsilcisi demiştik ya, özellikle 1980 yılında Türk Edebiyatı Vakfı tarafından, lütfen dikkat, sınavda önemlidir, Şairler Sultanı olarak karşımıza çıkacaktır. Hani divan edebiyatında Sultan-ı Şuara, yani şairlerin sultanı olarak Baki göstermiştik ya, işte Cumhuriyet döneminde de Necip Fazıl Kısakürek Türk Edebiyat Vakfı tarafından Şairler Sultanı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Demek ki sınavda, metinde Şairler Sultanı gördük mü? İşaretleyecek miyiz Necip Fazıl'ı? Evet, Necip Fazıl'ı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında yine Ahmet Hamdi Tanpınar, yine Özsaf şiirin önemli temsilcilerinden olan Yahya Kemal Beyatlı'nın öğrencisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar,
önemli bazı eserleri vardı. Hatırlıyorsanız Özsafşehir döneminde anlatmıştım. Huzur adlı eseri önemli demiştim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü önemli demiştim. Ondan sonra Mahur Beste adlı eseri var demiştim. Sahnenin Dışındakiler adlı eseri var demiştim. Lütfen onlara özellikle dikkat edin demiştim. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken nokta şu. Sana metin verilir. Eğer metinin içerisinde bir zaman kavramı varsa, bir rüya kavramı varsa, bir tarih kavramı varsa, bir bilinçaltı kavramı varsa hemen aklına Ahmet Hamdi Tanpınar'ı getireceksin kardeşim. Bunu sakın unutma. Özellikle Doğu Batı çatışmasını anlattığı huzuru sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bilinçaltı, zaman, rüya Ahmet Hamdi Tanpınar için vazgeçilmez ögelerdir. Özellikle eserlerini oluştururken sözcükleri istiflemesinde yani bir araya getirmesinde musikiden de yararlanmıştır. Lütfen ama lütfen bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. Ahmet Muhit Dranas arkadaşlar. Yine hani bazı sanatçıları ele veren nasıl söyleyeyim size eserler vardır arkadaşlar, tamam mı? Hatırlayacak olursanız yine Özsafşehir'in önemli temsilcilerinden olan Ahmet Muhit Dranas'ı seçeneklerde, metinde ele verecek olan bazı şiirleri vardır. Tamam mı? Bu şiirlerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Fahriye Abla'dır. Hocam, efendim, peki Fahriye Abla dışında eserleri var mıydı? Vardı tabii ki. Özellikle Serenat adlı eseri, Aferin Maide, Olvida adlı eseri vardı, Kar adlı eseri vardı ve Fahriye Abla adlı eseri vardı. Lütfen rica ediyorum Ahmet Muhit Dranas Fahriye Ablasını unutmayın arkadaşlar. Olvida'yı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Serenat adlı şiiri ve Kar adlı şiirini asla zinhar unutmayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Ve yine önemli bilgilerden bir tanesiydi. Biliyorsunuz Yedi Meşaleciler aslına bakarsanız bir şiir akımıydı arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Her ne kadar 5 aylık bir sürede, kısa bir sürede dağılmış olsalar da yine edebiyat açısından önemli isimleri vardı. Bunlardan bir tanesi Yaşar Nabi Nayır'dı. Bunlardan bir tanesi Kenan Hulusi Koray'dı. Bunlardan bir tanesi Ziya Osman Savay'dı. Ama bunlardan özellikle bazı kişiler göz önünde oluyordu. Yani dikkat çekiyordu. Örneğin dergi kapandıktan sonra Yaşar Nabi Nayır'ı neyle hatırlayacaktık biz arkadaşlar? Evet, gelmesini istiyorum, haydi. Yaşar Nabi Nayır bizi neyle karşımıza çıkacaktı? Evet, bekliyorum. Yaşar Nabi Nayır. Evet, Büşra'dan cevap geldi. Aferin size. Aferin. Varlık dergisiydi arkadaşlar. Varlık dergisini ama lütfen unutmuyorsunuz. Hala Türkiye'nin en uzun süreli yayınlarından bir tanesi olarak edebiyat tarihimize geçmişti. Bu dönemde yani Yedi Meşaleciler döneminde ise önemli şahsiyetlerden bir tanesi Kenan Hulusi Koray'dı. Kenan Hulusi Koray bu Yedi Meşaleciler içerisinde şiir yazmayan tek kişiydi. Aynı zamanda yine karşınıza gelecek korku türüne de ilk örnek yine Kenan Hulusi Koray'dan gelecek arkadaşlar. Osmanoflar. Aferin gençler. Çok güzel. Bunları sakın unutmuyorsunuz. Tamam mı? Devam ediyorum. Şöyle devam edelim. Yedi meşalecilerin ilkelerine baktığımız zaman canlılık, samimiyet ve daima yenilik olarak açıklamışlardır. Özellikle beş hececilere ve memleket edebiyatına tepki olarak doğmuşlardır. Ancak edebiyatımıza bir yenilik getirememişlerdir. Hani ola ki bir dönem sorusunda bir şiir dönemini sorulacak olursa Yedi Meşaleciler hakkında bilgi verilirken muhakkak tepki olarak özellikle memleket edebiyatına ve beş hececilere karşı geldiği söylenebilir arkadaşlar. Lütfen bunu dikkate alın arkadaşlar. Eğer sana metin içerisinde beş hececilere ve memleket edebiyatına tepki olarak doğmuş fakat İlerleyen süreçte edebiyatımıza herhangi bir yenilik getirememiş diye soracak olursa
kesinlikle yedi meşaleciler diyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Şöyle bir nefes alarak sormak istiyorum. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Hız nasıl? Önemli yerleri tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Hızda herhangi bir sıkıntı var mı? Hızlı mı gidiyorum Bora? Niye öyle dedin? Burak aferin sana çocuk. Aferin. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Sıkıntı yok, hallederiz. Hallederiz. Bizdensiniz oğlum, sıkıntı yok. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ziya Osman Sabah. Arkadaşlar özellikle yedi meşalecilerin sanat anlayışına bağlı kalan tek baba adam. Arkadaş kim ne yaparsa yapsın. Ben kesinlikle fikrimden ödün vermem. Ben grubumdan ödün vermem demiş ve Ziya Osman Sabah demiş ki ben yedi meşalecilerin babasıyım. Ben yedi meşalecilerin beşecilere tepki vermesine evet tepki veriyoruz. Memleket edebiyatına tepki veriyoruz. Evet, çünkü ben sanat anlayışına bağlı kalan bir kişiyim demiştir arkadaşlar. Özellikle Fransız sembolistlerinden ve özellikle Baudelaire'den etkilenmiştir arkadaşlar. Hani biraz önce sormuştum, siz de çatır çatır cevap vermiştiniz ya arkadaşlar. Özellikle Yaşar Nabi Nayır'ın Varlık adlı dergisini asla unutmayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen ona özellikle dikkat etmeniz lazım. Zaten sınavda eğer Yaşar Nabi Nayır'dan soru gelirse ve Varlık dergisi çıkarsa sanırım herkes yapacaktır. Biraz basit bir soru olabilir arkadaşlar. Çünkü herkes tarafından bilinen bir şey. Ama sınav heyecanıdır. Yaparlar veya yapmazlar bilmem ama siz kaçırmayacaksınız. Başkasının ne yaptığı benim zerre kadar umurumda değildir. Önemli olan sizin ne yaptığınızdır arkadaşlar. İnşallah Allah bunları da size o sınavda göstermeyi nasip etsin arkadaşlar. Yine Odalar ve Sofalar adlı eseriyle Sabri Esat Siyavuşgil'i sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Bu Odalar ve Sofalar şiir kitabıdır. Zaten şiir kitabı olması çok normal. Kenan Hulusi Koray dışında zaten hikayesi olan yoktu. Özellikle tek hikayeci olarak da Kenan Hulusi Koray'ı, hatta H harfinden, Hulusi'nin H harfinden yakalayın demiştim arkadaşlar. Cevdet Kudret Solaksa arkadaşlar öz saf şiir anlayışını benimsemiş ve eserlerini genellikle karamsar duyguları işlemiştir. O karamsar duygularında soyadındaki solok, yani solmak fiilinden, böyle karamsar, soldum, sarardım, soldum gibi ifadesinden karamsar bir yapıyı da oradan da yakalamaya çalışırsınız inşallah arkadaşlar. Gelelim. Şöyle karışık gidiyorum. Yani sabit bir yerden gitmek istemiyorum. Çünkü en azından parça parça notlar alınmasını istiyorum. Şinasi'nin Şair Evlenmesi. Namık Kemal'in Zavallı Çocuğu. Şemseddin Sami'nin Taşık-ı Talat ve Fitnatı. Görücü usulü ile evlenmenin yanlışlığını işleyen eserlerdir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Tamam mı? Özellikle tekrar söylüyorum. Şinasi'nin Şair Evlenmesi arkadaşlar. Sonra Namık Kemal'in Zavallı Çocuğu ve Şemseddin Sami'nin Taşık-ı Talat ve Fitnat adlı eserler görücü usulü ile evlenmenin yanlışlığını işleyen eserlerdir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şinasi, Namık Kemal, Şemseddin Sami, Şair Evlenmesi, Zavallı Çocuk ve özellikle Taşık-ı Talat ve Fitnat görücü usulüyle evlilik. Tamam mı? Arkadaşlar hatırlayacak olursanız bundan birkaç yıl önce de yine aynı şekilde Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri gelmişti arkadaşlar. Ve işte Kenan Hulusi Koray geldi. Kenan Hulusi Koray Cumhuriyet döneminin korku türünde eser veren ilk sanatçısıdır arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Devam ediyoruz. Toplumcu şiir. Halkı ve halkın problemlerini konu edinen tezli şiirlerdir. Hani biz tezli roman falan diyoruz ya. Tezli roman,
tezli şiir. İşte burada kafanı çalıştır. Demek ki eğer toplumsal bir olayı, toplumsal bir durumu anlatıyorsa bir tez, tez düşünce demektir. Düşünce yazısı demektir tez, fikir demektir. Bundan dolayı özellikle toplumcu şiirde halkı ve halkın problemlerini anlatması açısından tezli şiir olarak da karşımıza çıkar. Toplumcu şiirin temelinde ise toplum için sanat anlayışı esastır arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Gelelim toplumcu şiir anlayışlarında kimler vardı? Zaten babası özellikle Rusya'da eğitim almış ve Mayoski'den etkilenmiş olan bir Nazım Hikmet Ran vardı arkadaşlar. Sonra yine Beşir Fuat vardı. Ercüment Behzat Lav vardı. Edebiyatımızda alay sılamayı getiren vardı. Abdullah Cevdet ve Hoca Tahsin Efendi vardı. Ama özellikle burada dikkat edilmesi gereken toplumcu şiirlerde tabii ki Nazım Hikmet Ran, Beşir Fuat, Ercüment Behzat Lav birinci dereceden öneme sahiptir arkadaşlar. Tamam mı? Ve buraya çok dikkat ediyorsunuz. Ben buraya aralara böyle şeyler de sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar, bakın. ÖSYM son 10 yılda birden fazla sorduğu eser bunlar arkadaşlar. Şimdi bazılarınız telefonlarınıza bunun fotoğrafını çekeceksinizdir. Lütfen bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Özellikle tırpan, kaplumbağalar, yılanların öcü, orta direk, yorgun savaşçı, Fatih Harbiye, tutunamayanlar, kuyucak Yusuf. Size de ödev şu mesela bak. Şimdi ben size bunları göndereceğim ya. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bazı şeyleri söylemiyorum, isimlerini söylemiyorum. Sen ne yapacaksın? Gideceksin evde ders çalışırken tırpanı kim yazmış? Kaplumbağaları kim yazmış? Hatırlayın devlet arazisi el koymuştu kaplumbağalarda. Yılanların öcüde Haceli vardı. Ondan sonra bayram vardı hatırlarsanız ana karakterlerinde. Orta direk yine bir üçlemenin, bir nehir romanın örneğiydi. Yorgun Savaşçı hatırlarsanız. Bunlar 24. maddeyi söylüyorum. Bunlar ÖSYM'nin son 10 yılda, tekrar söylüyorum. ÖSYM'nin son 10 yılda birden fazla sorduğu eserler. Tamam mı? Tamam mı? Buna dikkat edeceksiniz. Hani hatırlarsanız Yorgun Savaşçı anlatırken demiştim ki biz millet olarak ne savaşına girmiştik? Kurtuluş Savaşı'na girmiştik. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra nasıl çıkmıştık? Yorgun çıkmıştık. Bu Yorgun Savaşçı'yı oradan hatırlayacaksınız. Sonra Fatih Harbiye vardı. Hatırlarsınız ana karakteri Şinasi vardı arkadaşlar. Özellikle hani Doğu Batı çatışmasını Fatih Doğu'yu, Harbiye Batı'yı temsil ediyor demiştim. Hatırlarsanız arkadaşlar. Tutunamayanlar son dönemde geçen hafta işlediğim özellikle hayata tutunanlar ve tutunamayanlar diye söylemiştim ve artı bunun da özellikle tehlikeli oyunlar, özellikle bir bilim adamının romanı var demiştim ve hatta hikayesini anlattım size başka bir şekilde. Kuyucaklı Yusuf, Şahende diye bir kadın var demiştim hatırlıyorsanız, kaymakam var demiştim hatırlıyorsanız. Ha söylemeyin, söyleme şeylerini, hayır söylemiyorsunuz onları, siz evde isimlerinizi kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. Ben de söyleyebilirdim ama söylemiyorum. Amaç hani evde de bunları kontrol ederken ha tırpanı kim yazmış? Kaplumbağaları kim yazmış? Onlara öyle bakıyorsunuz. Evet püh kötü kadın Şahende kesinlikle işte bizim Yusuf'umuzu bir yere gönderiyordu kaymakamla birlikte. Muazzez vardı kızı. Kızı kötü yola düşürüyordu. Tövbe yarabbim. Akşam akşam ağzımı bozmak istemiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar son 10 yılın en fazla karşımıza çıkan eserleridir. Lütfen ama lütfen bunları evde güzelce kimlere ait olduğunu, ana karakterlerini bileceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Edebiyatımızda serbest şiir. Bakın serbest şiir. Özellikle hani bazı AYT denemelerinde karşımıza metin olarak verilen o serbest şiir. Özellikle Fransız sembolistlerinden etkilenen Cenab-ı Şahabettin ile başladığı kabul edilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Cumhuriyet döneminde ise arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin Cumhuriyet dönemi değil. Cumhuriyet öncesi Servet-i Fiyun'un dönemi. Nazım Hikmet ise arkadaşlar nedir? Cumhuriyet dönemi. O zaman benim kafamda nokta şu. Serbest şiir denince aklıma başlangıç olarak Servet-i Fiyun'un döneminde Cenab-ı Şahabettin'i getireceğim.
Artı ne yapacağım? Bundan sonra Cumhuriyet döneminde ise hatırlayın serbest nazımda karşımıza zaten Nazım'dan aklınıza gelsin. Nazım Hikmet de serbest şiiri karşımıza çıkarmıştır arkadaşlar. Ercüment Beysat'la biliyorsunuz sınavın sürpriz isimlerinden bir tanesi idi arkadaşlar. Ercüment Beysat'la özellikle fütürizm, kübizm ve dadaizm, sürrealizm gibi akımlarını şiirine yansıtmış, modern biçimleri yerli konulara uyarlamıştır arkadaşlar. Mehmet Hocam, efendim, bize fütürizmden bahseder misiniz? Kübizmden bahseder misiniz? Dadaizm her şeyi reddetmek miydi? Sürrealizm gerçek üstücük mü? Arkadaşlar ben bunu niçin böyle yaptım biliyor musunuz? Siz bunları yine aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi çalışırken Ercüment Beysat'la diyeceksiniz ki ha fütürizm var, ha sürrealizm var, ha dadaizm var, ha kübizm var. Hemen mesela ne yapacaksınız? Notlarınıza bakacaksınız. Fütürizm nedir? Hemen tek kelimeyle alacaksınız. Kübizm, resimle bağlantısı var. Dadaizm, her şeyi mesela Tristan Tzara temsilcisi gibi onları da oradan bakacaksınız. Çünkü sadece bunlar görsel olarak aklınıza kalabilir ama araştırmak için bakarsanız onlar daha da aklınıza gelir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Devam ediyorum. Özellikle sınavda sana Ömer Bedrettin Uşaklı'la alakalı bir soru gelirse muhakkak Deniz Özlemi'ni işleyen şiirleri tanındığını unutmayacaksın kardeşim. Deniz Özlemi ifadesi bizim Ömer Bedrettin Uşaklı için kullanmıştır. Ve yine sınavda herkesin ama herkesin yapabileceği sorulardan bir tanesi de Kemalettin Kamu'dur arkadaşlar. Neden Kemalettin Kamu'dur? Çünkü deneme sınavlarında çokça karşınıza çıkmıştır. Biliyorsunuz gurbet şiirini yazmış. Gurbet şiirini yazdıktan sonra şahsına, kendisine gurbet şairi denmiştir arkadaşlar. Ve özellikle pastoral bir şiir olan Bingöl Çobanları da yine aynı şekilde karşımıza çıkabilir. Ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Buradan daha doğrusu sormak istiyorum arkadaşlar. Pastoral şiir, orada dedi ki işte gurbet şiirleri yazmasından dolayı gurbet şairidir ve Bingöl Çobanları da pastoral şiire bir örnektir arkadaşlar. Peki Türk Edebiyatı'nda pastoral şiirin ilk, oho ya arkadaş, millet resmen hazırlamış ya, vallahi resmen hazırlamış. Siz var ya süperin de ötesindesiniz arkadaşlar, süpersiniz ya vallahi. Çok güzel, çok güzel. Aferin, aferin gençler. Abdullah Hamit Tarhan'ın arkadaşlar Sahra adlı eseri de yine aynı şekilde önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Orhan Şahik Gökya. Yani Bu Vatan Kimin adlı şiirle tanınmıştır. Eğer sana Orhan Şahik Gökya ile alakalı bir soru gelecek ise muhakkak Bu Vatan Kimin adlı eser gelir. Lütfen ama lütfen dikkat et. Canım benim, tamam mı? Orhan Şahik Gökyay. Bu Vatan Kimin adlı şiiri bizim için önemlidir. Ama kendi döneminde şiirleri kitaplaşmamıştır. O da bir ayrı gerçektir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Evet, mesela artık bunlar hani böyle nasıl söyleyeyim size? Tak bunu gördüm, bunu işaretledim. Tak bunu gördüm, tak bunu işaretledim arkadaşlar. Mesela işte özellikle bizim zamanımızda ziller çalacak, çocuklar okullara gelecek, yine tekrardan derslere gireceğiz. Zeki Ömer Defne arkadaşlar unutmayın. İki tane eserinden, iki tane şiirinden yakalarsınız. Eğer sana vallahi billahi tillahi Zeki Ömer Defne ile alakalı bir soru gelir ise muhakkak Ziller Çalacak ve Ilgaz adlı şiirle karşınıza gelecektir. Lütfen bunu pas geçmeyin arkadaşlar. Gelirse diye söylüyorum. Hani kafanızda hani hocam gelir mi gelmez mi çıkar. Vallahi artık müneccim olsaydım zaten size söylerdim ama hani olursa Ömer Defne'den soru gelirse Ziller Çalacak ve Ilgaz'ı unutmayın arkadaşlar. Ilgaz şöyle kodlayabilirsiniz aslında arkadaşlar. Hani baktığınız zaman Ilgaz Dağları Defne, oradan bir bağlantı kurarsanız da yakalayabilirsiniz. Ziller Çalacak'tan nasıl bir şey yakalarsınız onu bilemem ama artık onu da siz Zeki Ömer ya da Ömer Zeki olan Ömer zil çalınca derse girdi. Zillerin çalmasında oradan kendi kafanızdan kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde hani ters köşe bir soru var. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size. Beklenen bir soru vardır. Gelebilecek bir soru tarzı vardır. Orta seviyede bir soru vardır. Sürpriz soru vardır. Sürprizin de sürprizi vardır. İşte sana sürprizin sürprizi bir soru arkadaşlar. Metin Eloğlu.
çocukluğu ve gençliği Üsküdar'da gençliği için eserlerinde genellikle Üsküdar'ı anlatmış ve edebiyat çevresi tarafından Üsküdar şairi olarak Metin Eloğlu karşımıza çıkmış arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Hani ola ki karşımıza gelirse, tamam mı? Evet. Devam ediyorum. Şimdi hani o nehir romanlar muhabbeti vardı ya. Nehir romanlar. Yani birbiri ardına devam eden romanlar arkadaşlar. Evet. İşte o romanlardan birkaçını örneğini aldım. Birkaçının önemli olanlarını aldım arkadaşlar. Atilla İlhan'ın Aynanın İçindekiler adlı serisi. Yaşar Kemal'in Dağın Öteki Yüzü serisi. Mustafa Sepetçioğlu'nun Dünkü Türkiye serisi ve Nihal Atsız'ın Bozkurtlar adlı eserleri edebiyatımızın önemli nehir romanlarıdır. Gençler bunu unutmuyorsunuz. Atilla İlhan'ın Aynanın İçindekiler, Yaşar Kemal'in Dağın Öteki Yüzü serisi, Mustafa Sepetçioğlu'nun Dünkü Türkiye serisi, Nihal Atsız'ın Bozkurtlar serisi. Belki de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. 2020 yılında yani bu sınavda aşağıdakilerden hangisi nehir roman niteliğindedir diye bir soru gelebilir veya nehir roman özelliği göstermektedir diye de soru gelebilir arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin en önemli öykü yazarlarından biri Sait Faik Abasıyanık'tır arkadaşlar. Özellikle bakın Sait Faik Abasıyanık öyküde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kaldırmıştır. Neden peki biliyor musunuz? Neden giriş, gelişme bölümlerini kaldırmıştır, sonuç bölümünü kaldırmıştır? Çünkü Sait Faik Abasıyanık hangi tarz hikayedir? Evet, durum yani, aferin Kerem çok güzel, Çehov tarzıdır. Aferin, harikasınız Elif, Büşra, harika. Çehov tarzı yani kesit. Ama Ömer Seyfettin deseydim Mapuzan tarzı diyecektik yani olay arkadaşlar, tamam mı? Bir de bizim 10. yıl marşımız vardı arkadaşlar. 10. yıl marşımızda Behçet Kemal Çağlar ile Faruk Nafız Çamlıbel birlikte yazmışlardır 10. yıl marşını. Lütfen bunu da unutmayın arkadaşlarım, tamam mı? Behçet Kemal Çağlar ile Faruk Nafız Çamlıbel arkadaşlar 10. yıl marşını ortak yazmışlardır. Bunu da lütfen dikkate alın, tamam mı? Devam ediyorum. Yine bilinmesi gerekenlerden Halide Nusret Zorlutun arkadaşlar İstanbul'un işgal edilmesi üzerine yazdığı eserin ismi Git Bahar. Tamam arkadaşlar. Hani İstanbul işgal ediliyor. İstanbul'un işgal edilmesi, bahar gidiyor artık. Yani çünkü işgal kuvvetleri gelmiş. Baharımız gitti. Yazımız gitti. Aklınıza buradan gelsin. Bahar gitti. Halide Nusret Zorlutun'un İstanbul'un işgali edilmesi üzerine yazdığı eserdir arkadaşlar. Unutmayın. Eğer size yine aynı şekilde Hasan İzzettin Dinamo arkadaşlar, toplumculardan unutmayın. Hasan İzzettin Dinamo veya Orhan Kemal gelirse Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal Barış adlı eseri Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. Eğer bu adamla alakalı bir soru gelirse kesinlikle Kutsal Barış bizim için önemlidir. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Evet. Şimdi bir de Fazıl Üstün Dağlarca'nın uluslararası şiir formunda tarafından seçilen bir durumu var. Onu da size şöyle izah edeyim arkadaşlar. Fazıl Üstün Dağlarca uluslararası şiir formu tarafından yaşayan en iyi Türk şairi olarak karşımıza çıkar. Tamam mı? Yaşayan en iyi Türk şairi Fazıl Üstün Dağlarca arkadaşlar. Ve onun en önemli eserlerinden bir tanesi, hatta en önemli eseri şöyle ki, edebi kişiliğini yansıtan en iyi eser ise Çocuk ve Allah adlı eseridir arkadaşlar. Bizim bir evler şairimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Behçet Necatigil, evler şairi. Evler şairi denmesini ise özellikle ev, aile ve yakın çevresini anlattığı için kendisine evler şairi denmiştir. Behçet Necatigil için arkadaşlar, buna da lütfen dikkat ediyorsunuz. Devam ediyorum.
Ha, geçen hafta yani en son dersimizde işlediğimiz Cumhuriyet dönemindeki yazarlarımıza, özellikle tiyatro yazarlarımıza baktığımız zaman karşımıza çıkacak olan kimlerdi? Hemen şöyle saymak istiyorum önemli isimleri. Bunlardan bir tanesi Haldun Taner'di. Özellikle epik tiyatro deyince Keşanlı Ali Destanı ve Zeki Alasya, Metin Akpınar'la kurdukları Deve Kuşu kabaresi bizim için önemliydi arkadaşlar. Tarih denince Cumhuriyet dönemin tiyatrosunda aklımıza gelecek ilk isimlerden bir tanesi Turan Oflazoğlu'ydu arkadaşlar, tamam mı? Mesela Kösem Sultan adlı eseri, Cem Sultan adlı eseri, Deli İbrahim adlı eseri önemli demiştim arkadaşlar. Eğer tarih kelimesi geçiyor ise özellikle aklınıza geçen Turan Oflazoğlu demiştim. Ve aynı şekilde hem devlet sanatçısı olan hem de Türk tiyatrosunun Shakespeare olarak karşımıza çıkan, özellikle mitolojiye ilgisinden dolayı da karşımıza yine çıkabilecek olan Orhan Asena'yı unutmayın demiştim. Ya Devlet Paşa ya Kuzgun Leşe, Tanrılar ve İnsanlar adlı eserde önemli demiştim arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Aynı şekilde Güngör Dilmen, Recep Bilginer, ondan sonra Refik Erduran, bunlar bizim için önemli isimlerdi. Necati Cumalı mesela, Susuz Yaz adlı eseri vardı, bizim için önemliydi. Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Çanakkale Şehitleri 1915. Arkadaşlar bunlar önemli eserlerdi. Onları lütfen tiyatroda bir kere daha tekrar etmenizi istiyorum. Tiyatrodan soru gelirse. Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçılarımız vardı. Kimdi bunlar? Peyami Safalarımız vardı, Samiha Ayverdimiz vardı, Mustafa Kutlumuz vardı, Tarık Buğra'mız vardı, Memduh Şevket Esandalımız vardı, Halikarnas Balıkçımız, Sabahattin Kudretimiz, onda Abdülhak Şinasi Hisarımız, Sevinç Çokumumuz, bunlar özellikle dikkat edilmesi gereken bireyin iç dünyasını anlatan şahsiyetler demiştik. Onu da lütfen unutmayın. Alın size işte bir çalışma metodu. Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçıları söyledim. Evet söyledim. Peyami Safa, Samiha Ayverdi. Hatırlıyorsanız Samiha Ayverdi falan İbrahim Efendi'nin konağı vardı. Nesip Paşa imamı falan vardı. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu vardı. Hatırlıyorsanız arkadaşlar Yalnız adlı eseri vardı. Hatırlıyorsanız Server Bedi ismiyle ne yazmıştı arkadaşlar? Hadi bakayım söyleyin bakayım bir. Server Bedi. Evet, Hürrem Sultan'la karıştırmayacağız Orhan Asena'yla Turan Oflazoğlu'nu. Peyami Safa'nın o, söyleyeyim bakalım, Server Bedi ismine ne yazdı? Aferin, Cingöz Reca'yı yazdı. Ondan sonra Selma ve Gölgesi adlı eseri de arkasından getirmişti. Aferin, Türk Edebiyatı'ndaki ilk polisiye romanda diyebiliriz arkadaşlar, tamam mı? Devam ediyorum. Ha, onu çekmişti. Bireyin iç dünyasını anlatan eserler. Al, Peyami Safa, sanatçılarımız. Peyami Safa'nın önemli eserini yaz buradan git. Samiha Ayverdi yaz buradan git. Mustafa Kutlu yaz. Sır mesela, tamam mı? İşte hani önemli şeyleri buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmeniz lazım. Orhan Asena Şili'de Av ve Ölü Kent'in Nabzı adlı tiyatroları, Şili'de Av ve Ölü Kent'in Nabzı adlı tiyatroları politik bir hiciv türünde eserdir arkadaşlar. Bunları da lütfen unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Yine aynı şekilde araştırma yapabileceğiniz, kendinizi en azından aklınızda rahat bir şekilde, gerçi biraz öncesini söyledim işte, Necat Cuman'a Susuz Yaz dedim mesela, yani mesela Fadik Kız işte veya işte Sarı Naci, bunlar da özellikle Cumhuriyet dönemindeki Turan Oflazoğlu'nun kaleme aldığı, Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, ondan sonra Orhan Asena'nın kaleme aldığı, Turan Oflazoğlu'nun kaleme aldığı, Recep Bilginer'in kaleme aldığı eserlerdir. Bak bunların hepsi, tamam mı? Cumhuriyet döneminde özellikle köy hayatını konu alan eserler. Mesela Susuz Yaz, mesela Töre, Keziban, Elif Ana, Allah'ın Dediği Olur, İsyancılar, Sarı Naciye, Kurban, Fadik Kız. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları ne yapacaksınız arkadaşlar? İsimlerini siz oradan bulup yazacaksınız. Lütfen bak bunları en azından pas geçmeyin. Bunları öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Sonra daha önce sınavda geldi, ondan eminim ama hangisi şeyinde hatırlamıyorum. Faruk Nafız Çamlıbel'in memleketçi edebiyatın ilk bildirisi olarak kabul edilen Sanat adlı şiiri Faruk Nafız Çamlıbel'in belki de en önemli şiiridir diyebilirim size. Aynı zamanda bunun lakaplarından bir tanesi de Çam Deviren arkadaşlar. Tamam mı?
çam deviren özellikle Faruk Nabız Çamlıbel'in memleketçi edebiyatın ilkelerini anlattığı Sanat adlı şiiri sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. Tevfik Fikret. Artık bunu hani tabiri caizse kundaktaki çocuklar dahi öğrendi. Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı Şermin adlı eserinde aruz ölçüsünü kullanmamıştır. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın ok dışında aruzla heceyle yazdığı şiirler yoktu. İşte Tevfik Fikret'in de gerçekten güzel bir Türkçesi var Tevfik Fikret'in. Ama her ne kadar Yahya Kemal Beyatlı'yla Sis adlı ve Sis'e Söyleniş adlı eserle biraz çakışsalar da İstanbul için. Şermin adlı eser özellikle dikkat edilmesi gereken eserlerden bir tanesi. Bunlar çocuk şiir kitabıdır arkadaşlar, tamam mı? Nazmı nesre yaklaştırmış, yani düz yazıya yaklaştırmış ve soneyi edebiyatımızda ilk defa kullanan sanatçı olmuştur arkadaşlar. Merak mı ediyorsun? Aç o zaman sonenin ne olduğunu, bak bakalım. Hani o kalıplar vardı. 3-3-3-2 veya işte 3-3-1 şeklinde, bunlara bir bakman lazım. Hatırlaman açısından özellikle dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Ve yine önemli olan bir şey arkadaşlar, Muallim Naci'nin, bakın Muallim Naci'nin Köy Kızları Şarkısı adlı eseri edebiyatımızda köyü işleyen ilk şiir. Bak köyü işleyen. Eğer köyü anlatanı sorarsa Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanı arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde ise hatırlarsanız Sadri Ertem'in Çıkıklar Durunca veya Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı eserler yine köy hayatıyla alakalıdır. Ama ilklere mesela Muallim Naci'nin Karabibik adlı eseri edebiyatımızda köy gerçeğinin yapı taşını, ilkini oluşturur. Muallim Naci'nin köyü işleyen şiiri ise Köylü Kızların Şarkısı bizim için önemlidir arkadaşlar. Bakın Abdullah Hamit Tarar'a baktığımız zaman yine aynı şekilde edebiyatımızın aruz ölçüsüyle yazılan ilk manzum tiyatrosu. Bak dikkat et. Dikkat et. Şiir demiyoruz. Şiir tarzında yazan tiyatro. Yani Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk manzum eser Eşber'dir. Hece ölçüsüyle yazılanı sorar ise Nesteren'dir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Türk edebiyatında aruz kalıbıyla yazılmış şiir şeklindeki tiyatro Eşber. Türk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılmış. Zaten hece ölçüsü diyorsam, aruz ölçüsü diyorsam şiir aklına gelecek bebeğim. Yani oradan kafan çaksın artık. Yani nesirde aruz ölçüsü mü kullanılır? Nesirde düz yazıda hece ölçüsü mü kullanılır? Kullanılmaz bebeğim. O zaman benim kafam dank etti. Ha tamam hocam ya. Şimdi oturdu. Aruz ölçüsü deyince demek ki nasıl, hangi tarz olacak? Şiir şekli olacak. Ve tiyatro özelliği gösterecek. İşte o Eşber. Ama hece ölçüsüyle yazarın sorarsa Nesteren arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Ve Türk edebiyatımızdaki şöyle ilklere biraz bir bakacak olursak aklımıza gelen hemen arkadaşlar. İlk çeviri romanımız biliyorsunuz Yusuf Kamil Paşa'nın Felon'dan yaptığı Telemak adlı eser arkadaşlar. İlk yerli romanımız ise arkadaşlar Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseriydi. Ben bunu biraz önce size Şinasi'nin Şair Evlenmesi, Namık Kemal'in Zavallı Çocuğu ve Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat'ını niçin söylemiştim? Hatırlayın, görücü usulüyle evlilikten bahsederken ismi zikrettim. Lütfen dikkat et. İlk edebi roman derseniz intibah. Ama batılı anlamda ilk edebi romanımıza baktığımız zaman, hani batılı kelimesi geçerseniz bazı araştırmacılar öyle kabul edilmiştir. Batılı anlamda ilk demiyorum arkadaşlar. Çünkü intibah ilk edebi roman olarak karşımıza geçmiş. Batılı anlamda gerçekten edebi roman karakteri gösteren Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı eseridir. Arkadaşlar ona da lütfen dikkat etmek lazım. İlk tezli roman ise Zehra Nabizade Nazım'a aittir. Çünkü bir fikri anlatır. Yani psikolojiyi anlatır arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. İlk köy romanımız biraz önce söyledik. Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir. İlk polisiye romanımız ise Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet olarak karşımıza geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise arkadaşlar Peyami Safa'nın işte Cin Gözler ise ilk polisiye roman olarak da geçiyor. Bazı kaynaklarda bunu hikaye olarak da kabul edenler var. Çünkü tam orada bir muallaklık, yani tam olarak oturmamış, ama genelde
Tanzimat dönemini ilk olarak kabul ettiğimiz için esrar cinayeti Ahmet Mithat Efendi'nin ilk polisiye romanı olarak alırsanız da herhangi bir sıkıntı çıkmaz. İlk kadın romancımız ise Fatma Aliye Hanım olarak karşımıza çıkar. Evet gençler, bir saat oldu, bir ara verelim, tamam mı? Bir 10-15 dakika ara verelim. Burada kalalım. Mahmut Makalı, yani 55. maddede kalıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra evet. Edebiyatın nokta atışının ikinci kaydı arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız biraz önce köylü kızların şarkısından bahsetmiştik. Muallim Naci'nin, Nabızade Nazım'ın Karabibik adlı eserinden bahsetmiştik. İlk köy romanımız demiştik arkadaşlar. Yine Cumhuriyet döneminde önemli bir eser. Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı köy hayatını anlatan eseriyle ünlenmiştir diyebiliriz. Köy edebiyatının başlangıcı, bakın Cumhuriyet döneminde, lütfen altını çiziyorum. Cumhuriyet döneminde Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı eseri önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Fakir Baykurt, Talip Apaydın gibi isimleri de etkilemiştir kendisi. Edebiyatımızda eleştiri türü, hatırlayın bakalım, şu Tanzimat döneminde Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında bazı tartışmalar yaşanıyordu arkadaşlar. Eleştiri türünde yazılmış ilk kitap Namık Kemal'in Tahribi Harabat adlı eseridir. Tabii ki Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine eleştiri niteliğinde yazdığı Tahribi Harabat adlı eseri önemlidir. Yine bu türde yazdığı eserlere şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, özellikle Takip, Demdeme, Zemzeme, Takdiri Elhan, Kavgalarım, Zafername, Destursuz Bağa Girenler adlı eserde yine o dönemlerde yazılan eleştiri bazında önemli eserlerdir. Sizin yine göreviniz nedir? Takibin, Demdemenin, Zemzemenin. Hatırlarsanız Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzemesi, Muallim Naci'nin Demdemesi arasında Takdiri Elhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Kavgalarım Keza, Zafername, bunların kimlere ait olduğunu, özellikleri ne olduğunu yine aynı şekilde araştıracaksınız. Ama bunları araştırmanız en fazla 5 dakikanız alır. Takibe bakarsınız, kimmiş şu dersiniz, özelliğini verirsiniz arkadaşlar. Sonra özellikle Abbas Sayar'dan, bak tekrar söylüyorum, Abbas Sayar'dan soru gelir ise, hani bir de şöyle bir şey, edebiyatın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Edebiyatta bir metin vardır. O metin içerisinde atıyorum yılkı atı geçer. Onun eğer size sanatçının kişisini soracak ise hemen aklınıza yılkı atı eşittir Abbas Sayar. Bitti kardeşim. Aynı zamanda bu neden önemlidir? TRT Sanat Ödülleri yarışmasında derece almıştır. İlk roman olduğu için. Onun için Abbas Sayar'ın Yılkı adlı eseri önemlidir arkadaşlar. Eğer size Samim Kocagöz'den soru gelecek ise arkadaşlar, yine bu da ödül almış bir eserdir. Özellikle sınavlarda eserlerden ödül almış olanlara biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Samim Kocagöz, Yeni İstanbul ve New York Herald Tribune gazetelerinin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışması'nda öykü alanında birincilik kazanmış Sam Amca adlı eserini aman ha unutma. Demek ki Samim Kocagöz, Sam Amca. Hocam vallahi ben bunu çok karıştırırım derseniz, Samim kelimesindeki Sam kelimesinden amcayı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Amcalar hani kocaman olur ya, koca yaşlarda olduğu için Samim Kocagöz'ü Sam Amca'dan çok rahat yakalarsınız. Emin olun yakalarsınız. Soru kaçırma ihtimaliniz bu konuda sıfırdır arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Ödül aldığı için Dünya Hikaye Yarışması'nda öykücülük alanında birinci olduğu için Sam Amca adlı eser bizim için önemlidir arkadaşlar. Yusuf Atılgan'a baktığımızda ise arkadaşlar, özellikle modern anlatım tekniklerini ve bilinçaltı ve psikanalitik unsurları eserlerinde başarıyla uygulamış sanatçılardan bir tanesidir arkadaşlar. Yusuf Atılgan, hatırlayacak olursanız, evet aynen öyle. Aynen öyle kardeşim Boracığım. Bunların eser içeriğinden gelir mi hocam, yoksa direkt ismi? Yani eser isminden gelme ihtimali daha yüksektir. Hani sanatçıyı tanıtıcı bir isim verir, bilgi verilir. Onun paralelinde o eserin ismi geçer. Eğer eserin ismi içeriğiyle alakalı soru gelecekse çok bilindik bir eserden gelir. Mesela orada ne yapacaksınız? Abbas Sayar'ın Yılkı Atı'nı bilmeniz geçer arkadaşlar. Özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Yusuf Atılgan'a baktığınız zaman özellikle varoluşçuluktan etkilenmiş bir sanatçıdır.
ve özellikle Yusuf Atılgan'ın iki tane eseri vardır. Mesela Afyoncuğum bak, Yusuf Atılgan'ın özellikle iki tane eseri var ya, bunlardan bir tanesi Anayurt Oteli, diğeri de arkadaşlar nedir? Aylak Adam'dır. İşte Aylak Adam'daki C'yi, Anayurt Oteli'ndeki Zebercet'i onlara bileceksiniz. İçerik olarak gelebilir mi? Evet, içerik olarak gelebilir. Ama Zebercet ve C karakterleri orada eser hakkında çok ama çok bilgiyi verecektir arkadaşlar. Onun için önemli eserler, sanatçıların önemli eserlerin en önemlileri özellikle sanat eseri olarak karşımıza, içerik olarak karşımıza gelebilir. Ama tekrar söylüyorum, çok kıyıda köşte kalmış bir eserin içerinden geleceğini tahmin etmiyorum. Arkadaşlar eğri oturan doğru konuşalım. Hani kıyıda köşte kalmış bir eserin içerinden bahsetse biz dahi bilemeyiz. Çünkü sonuçta binlerce, milyonlarca eser var. Bakıyorsunuz işte Sarı Çizmeni Mehmet Ağa oradan bir tane eseri tuttu verdi sana. Karakterini bilmen veya ne bileyim işte olayın içeriğini bilmen tabii ki zor olacaktı. Onun için bilindik eserlerden geleceği bu bir aşikardır arkadaşlar. Yine Nezihe Meriç'in Korsan Çıkmazı TDK Roman Ödülünü Bir Kara Derin Kuyu adlı eseriyle Sait Faik Habasıyanık armağanını kazanmıştır. Arkadaşlar lütfen bunlara dikkat edin Nezihe Meriç'in. Korsan Çıkmazı ki o zaman Nezihe Meriç'i hatırlarsanız postmodernizm yapıda söylemiştim. Korsan Çıkmazı ve Bir Kara Derin Kuyu ödül aldığı için bir Sait Faik Habasıyanık ödülünü alıyor. Bir de TDK Roman Ödülünü aldığı için önemli demiştim. Korsan Çıkmazı ve Bir Kara Derin Kuyu arkadaşlar. Devam ediyorum. İşte mesela arkadaşlar bizim yine hani bu sene beklediğimiz sürpriz isimlerden bir tanesidir arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken noktalardan Pınar Kür. Pınar Kür hani geçen sene Latife Tekin'den dolayı bu sene de Pınar Kür'ün gelme ihtimali var. Özellikle arkadaşlar 1971'de yapılan askeri darbe dönemini anlattığı Yarın Yarın adlı romanıyla ünlenmiştir. Eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemiş ve psikolojik tahlillere sıkça yer vermiştir. Zaten postmodernizmde de yine psikolojik tahliller vardı arkadaşlar. Özellikle Cumhuriyet döneminin sonlarına doğru kadın yazarlara çok ama çok dikkat etmek gerekir. Bunlardan Firuzan, Adalet Ağoğlu, Pınar Kür, Sevim Çokum gibi şahsiyetlere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Buket Uzuner, işte Ayşe Kulin gibi isimlere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Adalet Ağoğlu eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerini arkadaşlar, bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini ve burjuvayla aydın kadınların yaşantılarını işlemiştir. Yine Adalet Ağoğlu'da Ölmeye Yatmak adlı eserinde lütfen ama lütfen unutmayın Ölmeye Yatmak adlı eseri Adalet Ağoğlu için de önemli demiştim hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Yine toplumcu gerçekçileri anlatırken özellikle Sadri Ertem'den bahsetmiştim arkadaşlar. Özellikle Sadri Ertem'in toplumcu gerçekçilerde işte o fabrika işçilerin anlattığı, köy gerçeğini anlattığı Çıkıklar Durunca adlı eseri bizim için gerçekten önemli demiştim. Yine aynı şekilde Bacayı indir, Bacayı Kaldır. Bak oradan hatırlayacak olursanız arkadaşlar önemli eseri demiştim. Sadri Ertem unutmayın toplumcu gerçekçilerin başlangıcı olarak kabul edenler de var. Çıkıklar Durunca adlı eser gerçekten o toplumcu gerçekçi için, toplumcu gerçekçi eserler için önemlidir arkadaşlar. Aynı şekilde Bacayı indir, Bacayı kaldır arkadaşlar. Ve Türk tiyatrosunun belki de sınavlarda en çok gelen tiyatro sanatçılardan bir tanesi gerek seçeneklerde gerekse direkt sorularda karşımıza gelmiştir. Arkadaşlar Türk edebiyatının Shakespeare'i aynı zamanda devlet sanatçısı olarak kabul ettiğimiz Orhan Asena Gılgamesh ya da Gılgamesh Tanrılar ve İnsanlar adlı eserleri Türk Dil Kurumu Türk Tiyatro Ödülünü kazanmıştır. O zaman Orhan Asena'yı sakın unutmayın arkadaşlar. Özellikle ilk tiyatro eseri Tanrılar ve İnsanlar adlı eseri bizim için önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Gılgamesh yine aynı şekilde önemlidir. Özellikle mitolojik yapı Orhan Asena için önemlidir. Bakın tekrar söylüyorum mitolojik yapı. Tarihi kısım özellikle Turan Oflazoğlu ve biraz önce Burak Değer arkadaşınız da Hürrem Sultan'la Kösem Sultan'ı karıştırmayın demişti. Kösem Sultan, Turan Oflazoğlu, Hürrem Sultan da aynı şekilde Hürrem Sultan vardı arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım Firuzan
ödül almış iki önemli eseri şunlardır. Hani biraz önce ismini zikrettik arkadaşlar. İşte ismini zikrettiğimiz şahsiyetlerden bir tanesi de Firuzan. Benim bu sene Pınar Kür'le birlikte Firuzan'ı da sürpriz olarak beklediğim şahsiyetlerin arasında yer alır arkadaşlar. Özellikle eğer sınavda hani nasıl söyleyeyim size, hem Türk Dil Kurumu'nun ödülünü almış hem de Sait Faik hikaye ödülünü almış kişi olarak karşımıza çıkarsa Firuzan da 47'ler ve parasız yatılı arkadaşlar. Bizim için çok önemlidir. Parasız yatılıyla arkadaşlar Sait Faik hikaye ödülünü alıyor. 47'ler ise Türk Dil Kurumu'nun ödülünü, roman ödülünü almıştır. Firuzan önemlidir. Bakın Pınar Kür ve özellikle Firuzan'a dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ziya Paşa yurt dışında yayınlanan ilk Türkçe gazeteyi Hürriyet'i Namık Kemal'le birlikte çıkarmıştır. Daha sonra Namık Kemal ayrılmıştır ve orada da Ziya Paşa Hürriyet gazetesini çıkarmaya devam etmiştir. Bu da size Tanzimat döneminden bir bilgi olarak karşımıza gelsin arkadaşlar. Tamam mı? Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mı? Hani ola ki yurt dışında çıkartılan bir gazeteden bahsediyorsak ilk Türkçe gazetemiz Hürriyet'tir. Çıkartan kişisi Ziya Paşa ve Namık Kemal'dir. Daha sonra Namık Kemal arkadaşlar bırakıyor. Ziya Paşa yönetim kuruluna geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Londra'da olması gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum yine arkadaşlar. Bakın. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeş romanı. Dilber vardı ana karakter arkadaşlar hatırlarsanız. Romantizmden realizme geçiş özelliği gösterir. Romanda toplumsal bir kölelik olan kölelik ele alınmıştır. O zaman Sami Paşa'nın Sezai Sergüzeş arkadaşlar. Onu lütfen unutmayın. Ana karakteri Dilber'di ve romantizmden realizme yani gerçekçiliğe geçiş olarak karşımıza çıkacaktı. İşlediği ana tema ise arkadaşlar kölelikti. Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında arkadaşlar tartışma vardı. Onu da şöyle tekrardan bir özetleyeyim. Muallim Naci Cariyelik Kurumu. Aynen öyle Boracığım. Muallim Naci arkadaşlar kafiyenin göz için olduğunu savunurken Recaizade Mahmut Ekrem ise arkadaşlar kafiyenin kulak için olduğunu söylemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri Zemzeme. Muallim Naci'nin eseri ise Demdemedir arkadaşlar. Recaizade'deki Z size Zemzeme'yi hatırlasın. Yaptıkları tartışmaya verilen isim ise Abes Muktebes tartışması arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hoş bunları zaten daha önce söylemiştik, zikretmiştik ama yine söylüyorum arkadaşlar. Tanzimat döneminde Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında kafiye tartışması yaşanır. Muallim Naci kafiyenin göz için olduğunu savunur iken Recaizade Mahmut Ekrem kafiyenin kulak için olduğunu savunmuştur. Yapılan tartışmaya verilen isim ise Abes Muktebes tartışmasıdır arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Muallim Naci'nin eseri Demdeme, ona karşı yazılan eser ise Zemzeme olarak karşımıza çıkmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınmıştır arkadaşlar. Yine bir tartışma vardı hatırlıyorsanız. O da yine aynı şekilde biraz önce notlarımıza da geçti. Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştu. Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine karşı o da Ziya Paşa'ya karşı da Tahribi Arabat yazmıştı ve edebiyatımızdaki ilk eleştiri olması açısından da önemli demiştik arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine hatırlayacak olursanız arkadaşlar Tanzimat döneminden hani o Şinasi, Şemseddin Sami, Namık Kemal, Abdullah Hamit Tarhan, Muallim Naci, Sami Paşazade Sezai işte bunların dışında bir sürpriz isim arar iseniz o zaman gözünüzü kulağınızı Seyahat Jure'nin yazarı ve Lehçetül Hakaik olan ilk mizahi sözlüğün yazarı Direktör Ali Bey'e bakacaksınız arkadaşlar. Evet Direktör Ali Bey'in edebiyatımızda günlük türündeki ilk örneği Seyahat Jurnali'dir arkadaşlar. İlk mizahi sözlük ise Lehçetül Hakaik adlı eseridir. Lütfen bunu da unutmayın. Direktör Ali Bey. Bakın direktör ilginç bir isim. Lehçetül Hakaik ilginç bir isim. Seyahat Jurnali ilginç bir isim. Oradan yakalamaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. Fatma Aliye Hanım biraz önce hatırlıyorsanız Tanzimat dönemimizdeki ilk kadın yazarlarımızdandı. İlk kadın romancımız ve ilk kadın
felsefecimizdir arkadaşlar. Muhadarat adlı romanı onun en önemli eseridir. Eğer Fatma Aliye Hanım gelirse, mesela Afyon sormuştu arkadaşım, bak eğer böyle isimler gelirse kesinlikle Muhadarat adlı eser gelecek. Mecbur gelecek. Fatma Aliye Hanım'ı başka türlü yakalayamazsınız. Ha şöyle der, Tanzimat dönemindeki ilk kadın romancımız diye veya ilk kadın felsefecimiz olarak karşımıza çıkar. Eğer çıkmazsa kesinlikle Muhadarat adlı eseri soracaktır. Ya Muhadarat adlı eseri verecektir ya da ilk kadın romancımızı verecektir, ilk felsefecimiz verecektir. Fatma Aliye Hanım'ı isteyecektir o zaman. Ona lütfen dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim, Tevfik Fikret Şermin adlı dışındaki eserin hepsinde aruz ölçüsünü kullanmıştır ve özellikle Batı'dan sona Tarzanima serbest müstezatı kullanmıştır demiştim. Hatta edebiyatımıza Sone'yi kullanan ilk sanatçı da karşımıza yine aynı şekilde Tevfik Fikret olarak çıkmıştı arkadaşlar. Yine Cenap Şahabettin sembolizm. Bak Cenap Şahabettin de aynı şekilde Servet-i Fünun döneminde önemli bir sanatçıdır arkadaşlar. Özellikle onun eserlerinde Parnasizmin etkileri de görünür. Ancak eğer ilkini istiyorsanız Cenap Şahabettin eşittir Türk edebiyatında sembolizmin ilk temsilcisi. İlk temsilcisi Cenap Şahabettin kardeşim. Bunu böyle bileceksiniz. Tamam mı? Yok şöyleydi, yok böyleydi, yok buradan mı şuydu? Değil kardeşim. Sembolizm Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun dönemi. Tamam. Parnasizmin etkisi var. Parnasizmin etkisi var. Ama Türk edebiyatında sembolizmin ilk temsilcisi Cenap Şahabettin arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatırlarsanız orada ilk edebi romanda ilklerde bahsederken Namık Kemal'in intibahından bahsederken bir adamdan bahsetmiştim size. Kimdi o adam? Bizim Aşk-ı Memnun'un yazarı Halit Ziya Uşaklıgil arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya Uşaklıgil modern Türk romanının kurucusu olarak karşımıza çıkar. Edebiyatımızın batılı anlamda, bak o zaman söylemiştim size, batılı anlamdaki ilk romanı Mai ve Siyah'tır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Bu eserde realizmin ve naturalizmin etkisinde görebilirsiniz arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız ana karakteri Ahmet Cemil de özellikle Servet-i Fünun'un sanatçılarını karakterize ediyordu. Onu da lütfen yakalayın. Ama Halit Ziya'nın Mavi Siyah çok çıkar karşınıza. Sınavda da rahat yaparsınız zaten. Özellikle hele ki Mavi Siyah çıkacaksa arkadaşlar. Yine hatırlarsanız bu eser o dönemin bulanımlı yapısını, burhanlı yapısını anlatır. Mavi gökyüzüyle başlar, mavi bir gökyüzüyle başlar ve siyahla biter. Yine o Servet-i Fünun'un karamsar havasını bu eserde de aynı şekilde görebilirsiniz arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Devam ediyorum. Bazı arkadaşlarınız bana o gönderdiği sorularda da karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Servet-i Fünun dergisi Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinden dolayı kapanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Hüseyin Cahit Kavgalarım adlı eleştiri türündeki eseriyle de ünlüdür. Hatırlayacak olursanız biraz önce o yukarıda Takdiri Elham vardı, Kavgalarım vardı. Ondan sonra Zafername vardı. Hani eleştiri türünde Tanzimat döneminde vardı ya. Demdeme, Tahribi Harabat ilk olarak Namık Kemal'i vermiştik. İşte orada Kavgalarım kelimesi geçiyordu. Bak orada söylemiyorum çünkü yeri geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyen Hüseyin Cahit Yalçın arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Kavgalarım adlı eleştiri türündeki eseri de ünlüdür arkadaşlar. Bu adam Edebiyat ve Hukuk adlı makalesini yayınladıktan sonra Servet-i Fünun dergisi hayırlı cumalar kapatıyoruz arkadaşlar. Hadi kepekleri gidiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bunu lütfen unutmayın. Yine arkadaşlar karşımıza çıkan sokağı edebiyata taşıyan kişi, uzatmayacağım bunu, direkt Hüseyin Rami Gürpınar'dır. Özellikle eserlerinde naturalizmin etkisi vardır. Hatta şunu da asla unutmayın. Hüseyin Rami Gürpınar Tanzimat döneminde Mithat Efendi'nin, Ahmet Mithat Efendi'nin o kusur olarak geçen, hani nasıl söyleyeyim size, akışı kesen durum var ya, hani romanı veya hikayeyi belli bir yerde kesiyor. İşte o aynı zamanda Hüseyin Rami Gürpınar'da da vardır arkadaşlar. Aynı zamanda Oğuz Atay'da da vardır. Aynı zamanda Orhan Pamuk'ta da vardır arkadaşlar. Ona lütfen dikkat etmeniz lazım. Edebiyatımızda naturalizmin önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkacaktır Hüseyin Rami Gürpınar. Sokağı edebiyata taşıyan kişi. Bunu asla unutma arkadaşım. Tamam mı?
Sonra ikinci Yeniçeri'den bahsetmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Kodlamasını yapmıştık. Ece Süt İşke söylemiştik. Cemal Süreya vardı. İlhan Berk vardı. Onunla Ülkü Tamer vardı. Sezai Karakoç vardı. Ece Ayhan vardı. Edip Cansever vardı. Ama özellikle bir şahsiyet vardı ki bu görüş itibariyle kendi grubu içerisinden ayrılan Seza. Kerem var ya resmen orada bekliyor. Tetikte bekliyor kardeşim benim. Sezai Karakoç'tu. Evet çok güzel. Çok güzel. Canlarım benim ya. Sude sen misin? Canım benim ya. Vallahi ben orada Kerem'i görünce ne bileyim. Ama fotoğraftan anlamam gerekiyordu. Eyvallah. Çirkin Kral. Çok güzel. Monoroza adlı şiir vardı. Akrostiş bir şiirdi. Canlarım benim ya. Çok güzel. Özellikle diriliş kelimesi onun için önemliydi. Zamanı adanmış sözleri vardı arkadaşlar. Hatırlayacak olsa. Özellikle Hızır'la 40 saati unutmayacaksınız demiştim. Özellikle. Öyle mi? Tamam canım benim. Evet. İkinci yeniciler zaten isimlerini söylemiştik. Ece Süt İç diye kodlamıştık arkadaşlar. Bunu da devam ediyorum. Mithat Cemal Kumtay eğer size sınavda soru olarak gelir ise arkadaşlar Mithat Cemal Kumtay'ın tek romanı 3 İstanbul. Onun belki de en önemli eseridir. Lütfen dikkat edin. Mithat Cemal Kumtay milli edebiyat akımının değerlerini benimsemiş ve aruzu ustalıkla kullanmış. Üç kuşağı anlatıyor, tamam mı? Bu şeyde İstanbul'un ve Osmanlı yapısıyla alakalı. Üç İstanbul'dan kastı o kuşaklar anlattığı bir eseri, tamam mı? Özellikle zaten Mithat Cemal Kuntay'da direkt olarak karşınıza çıkacak olan şey direkt Üç İstanbul'dur. Eğer çıkarsa, tamam mı? Bu zamana kadar daha önce geldi mi hatırlamıyorum ama seçeneklerde belki gelmiş olabilir arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Evet. Biraz da gelin şöyle divan edebiyatından az da olsa şöyle bir kırıntı olarak bir bakalım. Divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerimiz vardı arkadaşlar. Beyitlerle kurulanlara baktığın zaman gazel, kaside, mesnevi, müstezatlı kıtaydı arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Hani ola ki şöyle bir şey sorulursa size aşağıdakilerden hangisi? Divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimi derse arkadaşlar gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat aklınıza getireceksiniz. Gazelde hatırlıyorsanız 5'te 15 beyit vardı arkadaşlar. İlk beytine matla, son beytine makta diyorduk. Hocam, efendim, bebeğim. Hocam biz ilk beyti nereden anlıyorduk? Bir daha söyler misiniz? Söylüyorum. Eğer kafiyeler aynı ise o zaman ilk beyit olarak karşımıza çıkardı arkadaşlar. Eğer aklımda şey gelirse, bir gazel gelirse söylesem. Ha. Kız oğlan kız nazın ağzın şehlevent avazı avazın belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın? Oradaki kafiyeler aynı olduğu için buna biz ne diyoruz? Tabii ki matla beyti diyoruz arkadaşlar. Tabii bu aslında olmadı çünkü orada bir kafir kelimesini sonunda söylemedim ama sadece kafiye a ise arkadaşlar orada ne yapacaksınız? Ona biz gazelin ilk beyticez. Son beytin ise arkadaşlar biz şairin isminden bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Mesnevi peki nereden bileceksiniz? Hani diyelim ki sınavda şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Size yukarıda 4 tane beyit verdi. Baktınız kafiyesi A, B, B, C, C, D, D ise yapıştır mesnevi. Bitti. Artı aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Hemen kısa kısa arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Ve kasideden soru gelir ise arkadaşlar özellikle kasidenin bölümlerinden gelir. Hatırlarsanız teşbip bölümü vardı, nesip bölümü vardı arkadaşlar. Daha sonra hocam kaside 6 bölüm oluşur derse kesin doğru mudur? Bakalım şimdi bakalım sayalım bakalım bir duracağım. Şimdi bir nesip teşbip bölümü dedik mi? Bir. Ondan sonra girizgah bölümüne geçtik mi? Geçtik. Ondan sonra tegazül bölümü var mı? Var. Metiye bölümü var mı? Var. Ondan sonra Fahriye bölümü var mı? Var. Bir de dua bölümü var. Toplamda 6 bölüm var. Tamam mı duracağım? Yalnız sınavda 6 bölümler oluşur diye söylemez. 6 diye kullanmaz onu. Ancak her kasidede olma zorunluluğu olmayan bir bölüm de vardır. O da nedir? Tegazül bölümüdür. Aferin çok güzel. Tabii tabii evet doğru. Doğru söylüyorum Durcan. Tegazül bölümü her, bak onu tam söyledim işte. Tegazül bölümü her kasidede olma zorunluluğu yoktur canım. Tamam mı? Onun için, hatta yeri de belli değildir. Bazen metiye ile nesip bölümünde de olabiliyor. Değişebiliyor. Yerleri de değişebiliyor. Onun için hani
olduğunu farz edersek 6 bölüm olarak alabilirsiniz. Ona bakacak olursanız şöyle de söyleyeyim Durcan'cığım. Hani ilk kaside örneklerinde dua bölümü de yoktur. Dua sonradan eklenmiştir mesela. Burada bizim bilmemiz gereken nokta şu. Nesip bölümü ve teşvik bölümü var. Onu giriş bölümü olarak bileceksiniz. 2-3 beyittir. O çok fazla olmaz zaten. Ondan sonra girizgah. Yani ben artık konuya, asıl konuya giriş yapacağım. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Kaside'de en önemli bölümden bir tanesi metiyedir. Yani kasideyi kime sunuyorsanız onu methedeceksiniz. Yani övgü bölümüdür. Hatta ve hatta bak bunu bir yere unutmayın, yazın. Kasidelerde övülen kişiye memduh denir. Memduh Şevket Esendağ'dan aklınıza gelsin. Memduh övülen demektir. Tamam mı? Fahriye bölümünde ise sanatçı kendini övecek. Metiyede ise karşı tarafı övecektir arkadaşlar. Fahriye bölümü sanatçı için önemlidir. Kendini, hünerini gösterdiği bölümdür. Aynı zamanda nefi gibi şahsiyetler o fahriye bölümünü kasidenin başına kadar da yazdığı da bilinmektedir. Tamam mı? Onun için kasidede bölümlere dikkat etmeniz gerekir canım. Tamam mı? Müstezat en basiti. Tezat bir kısa bir uzun. Bir uzun bir kısa. Bir kısa bir uzun. O şekilde yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Devam ediyorum. Bentlerle kurulanlara baktığınız zaman mesela tek dörtlükten kurulanlar arkadaşlar iki tanedir. Bunlardan bir tanesi rubai, diğeri ise tuyuktur. Bunlar tek dörtlüktür. Tek bir tane dörtlük olur, bir tane de tuyuk olur. Mesela rubai ile tuyuk arasında tek bir fark vardır. İki konular bakımından birbirine benzer ama tuyuğun kendisine has 11'li hece ötüsüne tekabül eden bir aruz kalıbı ile yazılır. Ama rubai'nin yaklaşık 20'den fazla kalıbı vardır. 12 ahrem kalıbı vardır. 12 ahrep kalıbı vardır. Bunlar seni ilgilendirmez. Bunlar seni ilgilendirmez. Sadece tuyuğla rubai arasındaki temel fark budur. 11'li hece ötüsü varsa hemen aklına tuyuğu getir. Aynı zamanda yukarıda bir tuyuk örneği verebilir. Tuyuk örneği arasında alt bilgi olarak bir Kadı Burhanettin'i sıkıştırır. O zaman hemen Kadı Burhanettin deyince aklımıza tuyuğu getireceksin. Abicim ablacım bak bunları unutmayın. Hani baktığınız zaman rubaide Ömer Hayyam'ı hatırlarsınız. Tuyuğu deyince aklımıza Kadı Burhanettin gelir. Ali Şinnevai gelir. Arkadaşlar bunları sakın unutmayın. Artı murabba deyince Fuzuli aklımıza getiririz. Şarkı denince vazgeçilmez isimdir arkadaşlar. Kimdir o? Tabii ki Nedim'dir arkadaşlar. Mesela şarkının 3. mısrasına Miyan, aferin başlanır Nedim. Miyan denir, önemlidir. En yoğun olduğu kısımdır, Miyan'dır. Aklınıza miyavu da aklınıza gelsin. Miyan, tamam mı? Hatta şöyle yazayım da aklınıza yine gelsin. Miyan arkadaşlar, tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Bu şarkının 3. mısradır. Tekrar edilen bölümlere nakarat denir arkadaşlar. Bunları sakın unutmuyorsunuz. Halk edebiyatının nazım biçimde terkibent ve tercibentlere baktığınızda ise aklınıza iki şey getireceksiniz. 1. Bağdatlı Ruhi divan edebiyatında, Tanzimat edebiyatında ise Ziya Paşa'yı aklınıza getireceksiniz. Bunu asla azinhar unutmayacaksınız. Bunlar artık herkesin bildiği baba konulardır. Herkes bunu bilecek. Sonra halk edebiyatının nazım biçimlerinde anonim halk edebiyatı vardı. Aşık edebiyatı vardı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Onlara lütfen dikkat edin. Maniler vardı, türküler vardı. Sonra aşık tarzında ise koşmalar vardı, varsağı vardı, semai vardı, destan vardı. Bunlara şöyle ufak ufak bir bakmanız gerekir arkadaşlar. Hatta koşma vazgeçilmezdi. Varsağı arkadaşlar varsak Türklerinden aklınıza gelsin. Hey bre hey hey gibi ifadeler kullanır demiştik. Semai'de 8'li hece ötüsünden yakalarsınız demiştik arkadaşlar. Destanda olağanüstüler var demiştim. Ama özellikle İslamiyet öncesindeki Türk destanlarına karıştırmayın demiştik arkadaşlar. Lütfen bunlara biraz daha dikkat etmeniz gerekecek. Mesnevi türünde yazılmış eserler bakın yine aynı şekilde. Şimdi Türk edebiyatında mesnevi türünde yazılmış ilk eser Kutatku Bilik'tir. Bitti. Nokta. Kom. Bitti. Kesinlikle Türk edebiyatına mesnevi tarzda yazılmış ilk eser Kutatku Bilik'tir arkadaşlar. Sonra Mevlana'nın Mesnevisi, Nabi'nin Hayriyesi, Taşlıcalı Yahya'nın Yusuf'u Züleyha'sı, Aşık Paşa'nın Garipname'si, Ahmedi'nin Cemşid-i Hurşit'i, Mantık-ı Tayr, Gülşehri'nin Mantık-ı Tayr'ı, yine Ahmedi'nin İskendername'si, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u, Nabi'nin Hayrabat'ı, Şeyh'inin Harnamesi, yine Şeyh'inin Hüsrev-i Şirin'i, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk adlı eserleri mesnevi tarzadır ve divan edebiyatının
en önemli eserleridir arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tanzimat şiiri ile divan şiirinin ortak yönlerine şöyle bakacak olursak bunları şöyle bir yapalım. Bir, söz sanatları var mı? Var. Her iki tarafta da var. Çünkü divan edebiyatının etkisi hala devam etmektedir arkadaşlar. Artı aruz ölçüsü kullanmış mıdır? Eyvallah. Aruz hala devam ediyor arkadaşlar. Arapça ve şimdi bak zincirleme gel. Zincirleme gel. Söz sanatları varsa büyük ihtimalle aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aruz ölçüsünü kullanmışsa dili biraz daha ağırdır. Ama hani tabii divan edebiyatı kadar değildir. Ama yine Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmıştır. Klasik nazım biçimleri kaside ve gazeli devam etmiştir. Ama bununla birlikte batıdan sone, terzanima gibi şeyler de gelecek arkadaşlar. Ha o Servet-i Fünun döneminde girecek ama hani batının da etkisi kendisini gösterecek. Ahenk unsurlarında yine aynı şekilde divan edebiyatının olduğu gibi kafiyeye önem vermişlerdir arkadaşlar. Hatta tartışmada var demiştim. Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında demiştim arkadaşlar. Sonra yine Şemseddin Sami Tanzimat Edebiyatı'na şöyle baktığımız zaman Orhun abidesini gördüğün anda, Kamusu Türkiye'yi gördüğün anda hemen yapıştır Şemseddin Sami'yi arkadaşlar, tamam mı? Hatta tekrardan şöyle göstereyim de arkadaşlar en azından hani sınavda çıkarsa belki bundan görsellikten aklınıza gelir. Bak tekrar söylüyorum. Bunu sakın unutma. Eğer sınavda Şemseddin Sami'yi sorarsa bu Kamusu Türkiye arkadaşlar. Onun eseri. Bu sözlük, tamam mı? Unutmayın. Artı eğer sınavda Orhun abideleri geçerse ve Kutat Kubili Türkiye Türkçesine çevirmiş derse aklınıza yine Şemseddin Sami gelecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın, tamam mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Aynen. Milli Edebiyat'a baktığımızda Milli Edebiyat döneminde şöyle yapalım biraz daha ortalayalım şöyle. Evet bakalım. Milli Edebiyat döneminde köy hayatını işleyen ilk önemli eser şunlardır arkadaşlar. Ebu Bekir Hazım Tepari'nin hatırlarsanız onu orada söylemiştim Cumhuriyet döneminde. Küçük Paşa adlı eser bizim için önemlidir. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu ki artık Anadolu'ya açılmadır zaten o. Ve Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri adlı eseri Milli Edebiyat döneminde köy hayatını işleyen. Tekrar söylüyorum. Ebu Bekir Hazım Tepayran Küçük Paşa. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu ve Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri Milli Edebiyat dönemindeki köy hayatını işleyen eserdir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bu da bir ters köşedir. Cahit Atay köy edebiyatının tiyatro türündeki önemli temsilcisi olmuştur. Ve en tanınmış eseri Pusu'da. Yani Cahit Atay'dan soru gelecekse mecburen bunu vermek zorunda arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yine Türk edebiyatındaki bir ilk arkadaşlar. Hatırlarsanız onu da tahtamıza yazmıştım. Darül Bedai. Darül Bedai arkadaşlar İstanbul şehir tiyatroları demektir arkadaşlar. Ve Darül Bedai'de yani İstanbul şehir tiyatrolarında sergilenen ilk oyun Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı eseridir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Darül Bedai'de, tamam mı? Sergilenen ilk eser Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı eseridir. Lütfen bunu da unutmayın, tamam mı? Şöyle devam edelim arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul Cenk'e giderken, bakın lütfen unutmayın, Cenk'e giderken adlı şiiri bizim için önemli, tamam mı? Ben Türk'üm sözleriyle başlayan bu şiir Türk kelimesinin ilk defa kullanıldığı şiirdir arkadaşlar. Ve Türkçülük kavramının ilk defa belirgin halde kullanıldığı ilk eserdir arkadaşlar. Türk kelimesi, ha dinim cinsim uludur, ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur diye devam eder. Mehmet Emin Yurdakul. Türk edebiyatında Türk kelimesinin geçtiği ilk şiirdir. Tamam mı? Unutmayın arkadaşlar. Bunu lütfen aklınıza kazıyın. Aynı zamanda Türkçülük kavramının da belirgin bir şekilde karşımıza çıkan eseridir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bak buralara dikkat. Batılı tarza ilk mensur şiir Halit Ziya'nın şiiridir. Yani mensur şiirler mezardan sesler. İlk mensur şiir yani düz yazı şeklinde yazılmış şiirlerdir. Ancak kalite bakımından Mehmet Rauf'un Siyah İnciler adlı eseri harikuladedir. Yani
ilk olması açısından Halit Ziya'daki önemlidir. Ama hani kalite bakımından Halit Ziya'dan daha başarılı olmuştur. Mehmet Rauf'un Siyah İnciler adlı eseri mensur şiir türüne örnektir arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayalım. Mehmet Fuat Köprülü hatırlıyorsanız Cumhuriyet döneminde özellikle araştırmacı olarak karşımıza çıkmıştı. Onu da ben size söylemiştim. Mehmet Fuat Köprülü arkadaşlar karşınıza şey olarak çıkacak, araştırmacı olarak çıkacak. Hatırlarsanız ordinalistlik unvanını almıştı. 23 yaşında profesör olmuştu arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Kutat Kubrik'ten bahsetmiştik hatırlıyorsanız tarihi geçiş olarak arkadaşlar. Bu geçiş dönemi eserlerinde karşımıza çıkar. Türk Edebiyatı'nın ilk siyasetnamesi olarak karşımıza çıkmıştır. Edebiyatımızda mesnevi türünün ilk eseridir. Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk Türkçe eserdir. Her ne kadar kusurlu olsa da arkadaşlar. Beyit nazım biriminin kullanıldığı ilk Türkçedir arkadaşlar. Hakaniye Türkçesinin kullanıldığı ilk eserdir arkadaşlar. Yani Kutat Kubri bizim için önemlidir. Çünkü Türk Edebiyatı'nın ilk eseri olması. Hatta ilk siyasetnamedir. Bak onu da söyleyeyim ben size. Tamam mı? Hoş geldin. İlk maddede söylemişim zaten. En önemli maddesi aslına bakarsanız. Yusuf Akçura'dan soru gelme ihtimali biraz daha zayıftır ama ne olur ne olmaz yazdım. Sadece 3 tarzı siyaset adlı makalesi önemlidir. Yusuf Akçura çok fazla gelme ihtimali yoktur. Kafanızı çok fazla yoracak bir kişi değil arkadaşlar. Hani ola ki gelirse de 3 tarzı siyaset gelirse de hayırlı cumalar arkadaşlar. Gerçekten tersin tersidir bu da haberiniz olsun. Gelelim şu en sonlarda işlediğimiz şey vardı ya. Türk Edebiyatı'ndaki postmodernizm. Tamam mı? Özellikle postmodernizm eserlerde karşımıza çıkacak kişiler. Bunlardan arkadaşlar Oğuz Atay tutunamayanlar. Dikkat! Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm 2019 sorusu. Kara Kitap, Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı, Kar, Orhan Pamuk. Puslu Kıtalar Atlası. Bu sene beklenen sorulardan bir tanesi İhsan Oktay Anar. Bir Cinayet Romanı, Pınar Kür, dikkat. Boğaz Kesen, Nedim Gürsel. Bir Hüzünlü Has, dikkat. Hasan Ali Topbaş ve Kılavuz Bilge Karasu, ona özellikle dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara özellikle dikkat edin. Arkadaşlar biliyorsunuz divan edebiyatına çocuklar için yazılan eserlerde şöyle baktığımız zaman Nabi'nin Hayriye adlı eseri, Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye adlı eseri ve Tevfik Fikret'in Şermin adlı eserini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çocukları baz alarak, çocuklara öğüt vermek amacıyla yazılmış kitaplardır. Özellikle divan edebiyatında iki kişi tekrar söylüyorum. Nabi'nin Hayriyesi ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiyesi. Servet-i Fünun döneminde ise Tevfik Fikret Şermin adlı çocuklar için yazılmış eserlerdir arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Türk Edebiyatı'nda bakın ilk tezkire Alişir Nevai'nindir. Mecalüsün Nefais adlı eseridir. Eğer Anadolu sahasında sorar ise Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı eseridir. Tekrar söylüyorum. Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresi, tezkire şairlerin biyografisi demektir arkadaşlar. Alişir Nevai'nin Mecalüsün Nefais adlı eseridir. Ama Anadolu topraklarında diye sorarsa kesinlikle Sehi Bey'in Heşt Behiş adlı eseri önemlidir. Lütfen bunu da unutmayın. Tezkirede şairlerin hayat hikayelerini ve şiir anlayışını anlatan eserlerdir. Ha, şimdi de geldik. Az kaldı arkadaşlar. Doğu Batı çatışmasını ele alan önemli eserler kimlerdir? Ferahatun Beyler Hakim Efendi. Doğu Batı çatışması Ahmet Mithat Efendi'ye ait. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Fatih Harbiye, Şimşek, Sözde Kızlar, Mahşer, Peyami Safa, Doğu Batı çatışmasını veren önemli eserlerdir arkadaşlar. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü ve özellikle Peyami Safa'nın Sözde Kızlar'la Fatih Harbiye adlı eserini hatırlayın arkadaşlar. Unutmayın onları özellikle, tamam mı? Sonra edebiyatımızın önemli tarihi romanları ve yazarları. Tarihi romanlar deyince aklımıza kim gelir önce? Namık Kemal'in Cezmi adlı eseri gelir. Kemal Tahir'in Devlet Anası gelir arkadaşlar. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsederdi. Osmancık, Tarık, Buğra unutma. Bozkurtlar Diriliyor, Nihal Atsız. Ve
Konak Necati Sepetçioğlu, yine kilit Necati Sepetçioğlu arkadaşlar. Önemli tarihi romanlardır. Çalışırken, tekrar ederken bunlara biraz daha dikkat etmeniz lazım. Ve hani ta dersin başında Safşehir'i başlatan demiştik ya, işte Safşehir Ahmet Haşim'in Piyale adlı kitabının ön sözünde yer alan şiir hakkında bazı mülahazalar adlı eser yazısıyla başlamıştır. O zaman öz Safşehir'i başlatan kimmiş? Ahmet Haşim'miş. Hangi eserinde? Piyale'nin ön sözünde, kitabın başındaki şiir hakkında bazı mülahazalar adlı yazısıyla başlamıştır arkadaşlar. Geldik olay örgüsü ve durum öyküsü. Arkadaşlar olay örgüsü klasik öykü, yani serim, düğüm, çözümlemenin olduğu şeydir arkadaşlar. Biz buna mapuzan tarzda diyoruz. Durum öyküsü ise arkadaşlar aynı zamanda kesit öyküsüdür. Buna da sadece giriş, gelişme, sonuç yoktur. Sadece arkadaşlar belli bir durum anlatılır. Buna da biz kesit öyküsü deriz. Buna da diğer ismi de Çehov tarzıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha, geldik orta oyuna. Artık sonlardayız arkadaşlar. Dikkat edin. Karagöz'ün karşılığı orta oyunda kavuklu. Hacivat'ın karşılığı ise pil şekerdir. Tekrar söylüyorum. Karagöz'ün karşılığı kavuklu. Hacivat'ın karşılığı ise pil şekerdir. Hocam biz bunu hani karıştırır mıyız derseniz, Karagöz neyle başlıyor? K harfiyle başlıyor. Kavuklu neyle başlıyor? K harfiyle başlıyor. Karagöz kavuklu orta oyunda eşittir arkadaşlar. Hacivat'ın karşılığı da pil şeker olarak karşımıza çıkar. Orta oyunun bölümleri arkadaşlar. Giriş, tekerleme, fasıl ve bitiş vardır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Peki hani geçen sene döşeme bölümleri çıkmıştı ya. Belki de bu sene bakın orta oyunda fasıl bölümü çıkacak. Evet. Belki de bu sene fasıl bölümü çıkacak. Gelin bakalım fasıl bölümü neymiş. Giriş arkadaşlar zaten pil şeker müzik eşliğinde ortaya çıkar ve oyunları selamlar, oyuncuları selamlar. Oyuncak oyunu takdim eder ve oyunu başlatır. Söyleşme ise bir tekerlemedir. Yani pil şeker ile kavuklu arasında geçen birebir konuşmadır. İşte fasıl. Bak unutma. Orta oyunda fasıla dikkat et. Hani bir fasıl gecesi yapalım. Bir fasıl düzenleyelim diyorsunuz ya. İşte orta oyundaki fasıla dikkat et. Asıl oyunun ortaya konduğu bölüm fasıldır. Döşeme derse yanlış. Söyleşme derse yanlış. Tekerleme derse yanlış. Ön değiş derse yanlış. Bitiş derse zaten yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Orta oyunda esas oyunun geçtiği bölüm fasıl bölümüdür. Karşılıklı konuşma derse tekerleme olabilir. Bak atla buraya. Buraya atla. Tekerleme de. Çünkü diğerisi söyleşmedir. Oradan yakalayabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Bitişte ise pil şekerle kavuklu kısa bir konuşma yapar. Sonra oyunun bittiğini ilan eder arkadaşlar. Dikkat edin. Peki Karagöz oyununun bölümleri. Çok banko güzel bir sorudur. Aman ha çok dikkat et. Bakın mukaddime, yani giriş bölümdür arkadaşlar. Bu Karagöz oyunu için geçerlidir. Eğer soru kökünde Karagöz oyunu derse aklınıza mukaddime, yani giriş demektir. Oyunun başlangıç bölümünü yapar. Mesela işte perdede görüntü verilmeden önce müzikle başlar. Sonra konuya uygun olarak bir görüntü verir. Hacivat ho hey ha diye başlar. Orada perde açılır artık. Tamam mı? Sonra muhavere bölümü. Bak buna dikkat et. Hani söyleşme, hani orta oyunda tekerleme bölümü vardı ya. Pil şekerle kavuklunun karşılıklı konuşması. Burada da Karagöz ile Hacivat'ın karşılıklı konuşması var arkadaşlar. Özellikle muhaverede dikkat et. Hacivat ve Karagöz bir oyun oynar. Bu oyun önce olmayacak bir olayın gerçekleşmiş gibi anlatmasıyla başlar. Sonra bir düş olduğu anlaşılır arkadaşlar. Hayali bir şey anlatılır, tamam mı? Bunlar hani fasıl bölümüde aslına bakarsan fasıllar bir geçiştir. Fasılsa esas oyunun olduğu bölümdür arkadaşlar. Oyunun kendisidir. Demek ki orta oyunda da Karagöz'de de fasıl önemlidir. Buna lütfen dikkat et. Zaten bitişte sonu gösterecektir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin, tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi geldik. Divan edebiyatındaki terimsel ifadelere. Gençler dikkat edin. Terimsel ifadeler. Hani o denemelerde çıkan gazavatnameler, surnameler
fütüvetnameler vardı ya, onlar, dikkat edin. Fütüvetname arkadaşlar, bunda eğer bak tek kelime söylüyorum, bunlara kafana kazı, tamam mı? Eğer sınavda esnaf kelimesini geçirse, eğer esnaf kelimesi geçiyorsa fütüvetname. Kesinlikle fütüvetname olarak işaretliyorsunuz, tamam mı? Yani burada esnaf zanaatkarlarla alakalı bir bilgi verilir. Özellikle onların nasıl çalışması gerektiğini, onların sisteminin ne olması gerektiğini, onların nasıl helal kazan sağlayacağını ve meslek erbaplarının nasıl olması gerektiği fütüvetnamede karşımıza çıkar. Bunu unutma. Devam ediyorum. Gazavetname. Gazanız mübarek olsun gençler. Gaza savaştır arkadaşlar. Onu oradan yakalayacaksınız. Unutmayın. Artı hamse. Hamse nedir? Bir şairin 5 tane mesnevisi varsa buna hamse denir. Hamse. Unutma. Hams 5 demek zaten. Oradan yakalayabilirsiniz. Türk edebiyatındaki ilk hamse şairi, tıpkı ilk tezkire şairi Alişir Nevai olduğu gibi burada da karşımıza çıktı yine. Alişir Nevai. Hamdullah Hamdi, Lami, Nevizade Atayi, ondan sonra Veysi ve Taşlıcalı Yahya önemli hamse şairlerimizdir arkadaşlar. Unutmayın, tamam mı? Hilye. Peygamber Efendimizin iç ve dış güzelliklerini anlatır. İç ve dış güzelliği. Hilye. Unutma. İskendername. Kime aittir? 14. yüzyılda Ahmediye aittir. Mesela sınavda sormuşlardı. Ya hocam dedi. İşte neymiş? İskendername'yi tutturmuş hocam. Ulan mübarek insan. Ahmediye'yi anlatıp da İskendername'yi vermezsen olur mu? Olmaz tabii ki. Hatta İskendername'nin sonunda yer alan Tevarih-i Ali Osman diye bir bölüm vardır. O da Osmanlı'nın ilk tarih kitabı diye geçer hatta. Okutulmuştur da arkadaşlar. İskendername kiminmiş? Ahmedi'ninmiş. Lütfen bunlara dikkat edeceksiniz. Kısası Enbiya. Bu da arkadaşlar peygamberlerin mucizevi hikayelerini anlatır. Bak hilye iç ve dış güzelliklerini, kısası Enbiya ise arkadaşlar peygamber kıssalarını anlatır. Enbiya peygamber demek. Kıssa da onun mucizevi hikayeleridir arkadaşlar. Bunu sakın unutma. Lügaz. Eğer size divan edebiyatında şiir biçiminde yazılan bilmece diye sorarsa aklınıza lügazı getireceksiniz. Lügaz. Bilmece demektir. Unutmayın. Tamam mı? Bilmece. Tamam mı? Unutma. Mazmun. Arkadaşlar mazmunsa bazı kavramlar ve düşüncelerin ifadesini kullanan klişeleşmiş benzetmelerdir. Gül mazmunu. Bülbül mazmunu, kaş mazmunu, yani sizin emojileriniz, mazmunlar, her divan edebiyatının vazgeçilmez temel ögesidir mazmun arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Devam ediyoruz. Münşaat, bak münşaatı sakın karıştırma. Münşaat çeşitli konularda yazılan mensur. Düz yazı eserlere münşaat denir. Tamam mı? Unutma. Münşaat çeşitli konularda yazılır ve düz yazı şeklidir. Şiir değildir arkadaşlar. Tamam mı? Sakın unutmayın. Nazire. Nazire şu. Ben bir sanatçıyım. Atıyorum Bora da bir sanatçı. Ben Bora'nın güzel beğendiğim bir şiirini alıp onun şiirine benzer bir şiir yazıyorsam aynı kafiyede, aynı ölçüde ben onun şiirine nazire yapmışım demektir. Yani bir şairin başka bir şairin şiirini aynı ölçüde yazdığı şiirdir. Nazire bu. Benim sınavda kaçırdığım tek soru buydu arkadaşlar. Nazire sorusu daha önce bize çıkmıştı. O zaman işte gençlik şeyimizde hatırlayamamıştım. Aklımdan gitmişti. Nazire, tekrar söylüyorum. Bir şairin başka bir şairin şiirine aynı kafiyede uyakta şiir yazmasıdır bebeğim. Tamam mı? Unutma. Seyahatname. Eğer seyahatnameyi bilmiyorsan çık git buradan. Çık git. Çık git. Çünkü adı üstünde zaten seyahatta, yani gezi yazısı. Bir yerden bir yere seyahatlerimize karşımıza çıkacak. Sefaretname. Hatta şöyle söyleyeyim size. Yurt dışına biz elçi göndeririz. Elçi.
Bu elçilerin yazdıkları şeylere sefaretname denir arkadaşlar. Elçi veya bu görevle yurt dışına giden siyasilerin gittikleri yerlerde gördükleri izlenimleri onlara aktarmasına sefaretname denir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Hatta önemli olan bir tanesi hangisiydi? 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaretnamesi önemliydi arkadaşlar. Paris sefaretnamesi bizim için önemli arkadaşlar. Siyasetname ise arkadaşlar genellikle siyasi yazıların yer aldığı eserlerdir. Onu zaten bilirsiniz. Siyer. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatır. Bak, kısası enbiya, peygamberlerin kıssası. Siyer ise peygamber efendimizin hayatını anlatır. Halife veya hükümdarların savaş ve barış dönemlerindeki uygulamalarını konu edinen eserlerdir. Yani peygamber efendimizin hayatı siyer olarak karşımıza çıkar. Surname, şehzadelerimizin sünnet düğünlerini anlatan eserlerdir. Daha çok düğün, sünnet karşımıza çıkar, haberiniz olsun arkadaşlar, tamam mı? Şehrengiz, adı üstünde şehir, yani şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserlerdir arkadaşlar, tamam mı? Tanzim, al bakalım şu kitabı bir tanzim et yavrum. Şu şiirimi bir tanzim et arkadaşım. Yani bir mısra veya beytin başka bir şair tarafından herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasıyla oluşturulan şiirlerdir. Yani kendi şiirine adapte ediyor. Adaptasyonunu sağlıyor. Tamam mı? Tezkireyi söyledim. Şairlerin hayatlarını ya da şiirlerini konu edinen biyografik kitaplardır. Tamam mı? Hatırlarsanız Mecalesün Nefais ilk tezkireydi. Anadolu sahasında ise Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı eseri dedik arkadaşlar. Unutmayın. Velayetname ve bak velilerin hayatları, ermişlerin yaşamlarını anlatan eserlerdir. Babürname Türk Edebiyatı'nın ilk anı kitabıdır. Kim yazmıştır? Çok ilginç. Babür Şah. Çok mu tuhafına gitti? Babürname sonuçta. O bir anı kitabıdır arkadaşlar, unutmayın. Önemli eserler. Garipname. Dikkat. Bak dikkat et. Eğer 2020'de seçeneklerde veya metinde Garipname'yi görürsen veya hani o tablo çiziyor ya, o tabloda Garipname'yi gördün mü 14. yüzyıl yapıştır Aşık Paşa. Garipname niye önemli biliyor musunuz? Yaşadığı dönemde Türkçe'ye önem verilmiyordu. Bu adam işte Türkçe'ye önem verilmesi gerekir. Hatta şöyle bir görüş vardı. O dönemde Türkçe'de şiir yazılamaz görüşüne zıt olan bir insandı. Türkçe'yi ön plana atan şahsiyetlerden bir tanesiydi. Tıpkı kim gibi? Mantu Kutayr'ın yazarı Gülşehri gibi Türkçe'ye önem vermiş şahsiyetlerden bir tanesidir. Aklınıza şöyle gelsin. Bak o dönemde bak görüşü tekrar söylüyorum. Türkçe'ye şiir yazılamaz. Çok garip demiş. Garipname'ye yazmış arkadaşlar. Unutmayın. Kabusname. O da kimindi? Mercimek Ahmet'indi. Hep kodlarda işte akşam mercimek Ahmet mercimek yemiş. Akşam gece kabus görmüş rüyasında. Ondan sabaha kalkmış kabusname yazmış. Al sana hayırlı cumalar. Kabusname. Özelliğini söyleyeyim. Sade Nesrin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Eserinden bir tanesidir. Tamam mı? Tazarname ise arkadaşlar Sinan Paşa'nın kaleme aldığı Süslü Nesrin örneğini teşkil eder. Arkadaşlar unutmayın. Evet. Gençler. Avcı'dan bu kadar.